Şeyh Sanan Tepesi'ne çıkar. Rus polisi kendisini karşılar. Ama sorduğu soru şu: ne yapıyorsun? Çevremi, medresenin planını çiziyorum diyor. Nerelisin diyor. Bitlisliyim. Ama burası Tiflis diyor. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir diyor. Hakikaten 1991 yılında kardeşliği ilan edildi buralar. Arkasından ama Müslümanlar darmadağın olmuş diyor. O da cevap. Bunu ezberleyin bugün. İslam aleminde üç nur arka arkaya inkişaf edip her tarafa aydınlatacak. Ama Rusya'da üç karanlık ve zulmen inkişaf edecek. Yani sizin başınıza kaplayacak. Arkadaşlar, İslam alemindeki birinci nur iman ve Kur'an hakikatlerinin neşridir. Bir ta bundan 30 sene önce bir profesör, aman ya Rabbi, tartışıyor. Özür dilerim, 1900'lü yıllarda bu evrim teorisi çıkınca demişler ki herhalde 2000 yılında artık Allah'a inanan kalmayacak. Ama bugün evrim teorileri falan, evrimi de devrimi de çöpe attı. Cenab-ı Hakk'a şükür. Yani bura çok önemli bir nokta. Yani hakikaten. Ve Bediüzzaman Hazretleri birinci nuru, ikinci nur Bediüzzaman'ı güçte veriyor. Hiçbir Müslüman bağımsız devlet yokken 1911'de Şam'daki Emeviye Camii'nde 30-40 tane bağımsız devlet doğacak diyoruz. Doğdu. Şu anda 57 tane İslam Yardımlaşma Teşkilatı'na bağlı devlet var. Ancak diyor bu devletler İslam aleminin büyük bayramının mukaddimesi ve başlangıcıdır diyor. O ne peki? Endişe etmeyin. Yemin ediyorum ki Cemahir-i Müttefika-i İslamiye kurulacak. Birleşik İslam devletleri diyorlar. Onun için Suriye'deki, Irak'taki zulümler, Filistin'deki zulümler böyle neticelenecek. Bu müjde çok açık. Üçüncü müjde. Peki Rusya, bunu bir devlet adamımıza da aktardı. Endişe etmedi. Allah'ın izniyle İstikbal İslam'ın ve Türkiye. Rusya'daki üst zulmet ne? Bir, Bolşevik İhtilali 1917. İki, komünizmin yıkılışı 1990. Üç, Bediüzzaman'ın tabiriyle Rusya takallus edecek diyor. Takallus ne demek biliyor musunuz? Kabak yaprağı vardır. Bazen yarım metre olur. Bilirsiniz, büyüktür. Koparıp da güneşe koydun mu, büzülür bir tek parmak kadar kalır. Yani Rusya dağılacak. Bunu birkaç sene içinde beklerseniz ben kaybı konuşmuyorum. Sadece basiretle tespit yapıyorum. Allah'ın izniyle üçüncü zulmet o olacak. Şu anda sonuna hazırlıyorum. Bu müjde gerçekleşecek Allah'ın izniyle.